Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen sene 26. mektubun 4. mefasının meselelerinden başlamıştık. Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden de inşallah yine devam edeceğiz. Zannediyorum 7. meselede kaldık. 6. meseleyi bitirdik en son. 7. meselede kaldık. İnşallah 7. meselenin başını okuyalım. Gerisini beraber mütalaa edelim. Cenab-ı Hak istifade ettirsin. 7. mesele. Medar ibret, ibret bir mesele. Vehme maruz, fütura düşen bazı dostlarıma kuvve-i maneviyeyi teyit edecek yedi emarenin delaletiyle sırf hizmet-i Kur'an'a ait bir ikram-ı Rabbani'yi ve bir himayet-i ilahiyeyi beyan etmeye mecburum ki o zayıf damarlı bir kısım dostlarımı kurtarayım. Vehme maruz, fütura düşen bazı dostlarıma. Şimdi aşağıda nasıl o vehme maruz olduklarını ifade edecek. Olmayan bir şeyi zihinlerinde nasıl canlandırdığını Üstad Hazretleri misalleriyle, isimlerini zikretmeyecek ama onların gerçek misallerini nazarımıza verecek. Bazen insan bazı şeyleri vehmederek hizmetten veya dostluklardan uzak durabilir yani. Kendisini gizleyebilir, perdeleyebilir veya başka sebeplerle bir şekilde uzaklaştırır. Sebebi vehim, yani olmayan bir şeyi var kabul etmek. En büyük sıkıntı da bu zaten. Vehme maruz, fütura düşen bazı dostlarıma, yani hizmette geri kalmak, geri kalan bazı dostlarıma, kuvve-i maneviyelerini teyit, yani kuvve-i maneviyelerini, onların aşklarını, şevklerini, gayretlerini ve iç dünyadaki o manevi kuvvelerini güçlendirecek, teyit etmek. Onun için yedi emarenin delaletiyle, yedi tane emareden bahsedecek, yedi tane de misal verecek. Sırf hizmet-i Kur'an'a ait bir kısım ikram-ı Rabbani. Bunların hepsi, şimdi aşağıda okunacak, o sayılacakların her birisi, Cenab-ı Hakk'ın bu Kur'ani hizmete sırf Kur'an'a ait olan hizmet olduğundan dolayı bir ikramı, bir ihsanı gelecek. Ve bir himayeti ilahiyeyi beyan, aynı zamanda muhafaza. Yani o hizmetin içerisinde o dostları korumak ve muhafaza etmek. Beyan etmeye mecburum ki o zayıf damarlı bir kısım dostlarımı kurtarayım. Dostlar bazen damarları zayıf olup dostluklarının gerektirdiği şeklinde hareket etmeyebilirler. O yedi emarenin dördü dost iken sırf birer maksadı dünyevi için şahsıma değil Kur'an'a hadimliğim cihetinde düşman vaziyetine almalarıyla. Bir insanın bir şahsi hali vardır. Üstad Hazretleri benim üç şahsiyetim var diyor. Bir kendi zatıma ait olan bir şahsiyetim, ondan bahsetmiyorum diyor. Bir Kur'an'a ait olan bir şahsiyetim var ki Kur'an'ın dellallığı noktasında, bir de ubudiyet noktasında olan bir şahsiyetim var ki direkt Cenab-ı Hakk'a rapt olan bir vaziyet. Bu üçünü bahsediyor. Burada da yani dostluklarını terk edenler, dost iken düşman vaziyeti alanlar Üstad Hazretleri'nin şahsından dolayı değil, Kur'an'a ait olan hizmetkarlığından dolayı düşman oluyorlar. Dost iken düşman vaziyetine dönüyorlar. O yedi emarenin dördü dost iken sırf birer maksadı dünyevi için. Bunun altında yatan sebep neymiş? Sırf kendilerine ait, dünyaya ait bir hedeflerini, bir gayelerini gerçekleştirmek için. Şu dünyaya ait işimi halledeyim. Bunun için düşman olmam lazım. Kime? Bediüzzaman'a. Neyinden dolayı?
Kur'an'a olan hizmetinden dolayı. Düşman vaziyetini takınmak. Sırf birer maksadı dünyevi için şahsıma değil, Kur'an'a hadimliğim cihetinde, hizmetkarlığım cihetinde düşman vaziyeti almalarıyla o maksatlarının aksiyle tokat yediler. Hedeflerine ulaşamadılar. Maksatlarının aksiyle tokat yediler. Yukarıda bunu nasıl tarif etti? Sırf bir ne dedi? İkram-ı Rabbani ve bir himayet-i ilahiye. Bu hizmeti koruyan, kollayan kim? Allah. Bu hizmetin içerisinde ikramlara mazhariyetimizde o ikramları ikram eden kim? Yine Allah. Dolayısıyla bundan gaflet ettin mi işte tokat geliyor yani. Tokat geliyor. Devam edeyim. O yedi emarenin üçü ise bir üç tane daha Üstad Hazreti ikiye ayırdı. Demek ki bir kısım var o dördü zahiri dost. Dost görünüyor. Bir dünyevi maslahat, gaye, hedef önlerine çıkınca o zahiri dostluk hemen neye dönüştü? Düşmanlığa dönüştü. Peki diğer üçü neymiş? O yedi emarenin üçü ise ciddi dost idiler. Yani hakikaten dost idiler. Bakın hakikaten dostluklarda bile ne yapıyor? O zilzal olabiliyor, dalgalanma oluyor ya Allah Allah. İnsanlarda müthiş. Yani imtihan çok kuvvetli. İnsafsız, ince eleklerden değil mi? Eleniyoruz. Her an imtihan var. Cenab-ı Hak her halimizde bizi ne yapıyor? İmtihan ediyor. O yedi emarenin üçü ise ciddi dost idiler. Ve daima da dostturlar. Fakat, şimdi ifade edecek, bu önemli. Zihnimize kazıyalım burayı. Dostluğun iktiza ettiği dostluk neyi gerektiriyor? Şimdi açıp okuyacağız. Dostluğun iktiza ettiği merdane vaziyeti muvakkaten göstermediler. Belli bir müddet ciddi dostlar ve dostlukları da devam ediyor. Ama bir ara o ciddi dostluğun gereği olan, samimi dostluğun gereği olan ne dedi? Okuyayım bir daha. Merdane vaziyeti muvakkaten gösteremediler. O merdane vaziyet nasıl olacaktı? Ey üstad, bu yolda sen öleceksen seninle beraber biz de öleceğiz. Senin gittiğin bu yoldan ne olursa olsun biz de geliyoruz ve geri dönmeyeceğiz. Merdane vaziyet budur değil mi? Sana bir ok geliyorsa o ok bize gelsin. Yani dostun, ciddi dostun özelliği, gerekliliği bunlar. Yoksa sıkıntısından, ızdırabından, üzüntüsünden mutlu olmak değil yani. Aman Allah'ım, çok çok kötü. Değil mi? Bazı dostlar vardır ki senin üzüntüye düşmenden mutlu olur. Nasıl dostluk bu? Nasıl dostluk yani? Senin ızdıraba düşmenden o da mutlu oluyor. Allah Allah. İhtilaflı halinden o da mutlu oluyor. Allah Allah. Öyle dostluk olur mu? Dostluk olmaz. Şimdi okuyacağız. Risale-i Nur'un en önemli özelliklerinden bir tanesi. Dostluğun iktiza ettiği merdane vaziyeti muvakkaten göstermediler. Ta ki ehli dünyanın teveccühünü kazanıp, onlar da yine ne için yapmışlar bu geçici hali, o merdane vaziyeti niye terk etmişler? Onlar da ehli dünyanın teveccühünü kazanıp, ya şu dünyadan da bize bir yönelsinler işleriyle ilgili, birer maksadı dünyevi kazansınlar ve başlarından, kendilerinden emin olsunlar. Halbuki o üç dostum maalesef, bunu da üzülerek ifade ediyorum, o maksatlarının aksiyle birer itap gördüler. Zaten şefkat tokatlarının özelliği de buydu. Şefkat tokatı, bunlar şefkat tokatı. Şefkat tokatı sevenin
sevdiğine sevdiğinden ötürü atmış olduğu tokata şefkat tokatı denir. Annen sana bir tane vursa, sevinir misin, üzülür müsün? Üzülürsün değil mi? Ama annen vurdu. Diğer taraftan da sevinirsin yani. Yine annenin kucağına sarılır mısın, sarılmaz mısın? Bak gördün mü? Çünkü annen seni sevdiğinden dolayı sana vuruyor. Ama sen bir hata yapmışsın orada. O hatanı gidermek için değil mi? Yoksa sana düşman olduğundan dolayı değil, değil mi? Sevenin sevdiğine sevdiğinden ötürü atmış olduğu tokata şefkat tokatı deniyor. Tokatlar kimden geliyor? Cenab-ı Hak'tan. Cenab-ı Hak bizi seviyor mu? Seviyor. Tokatı da sevdiğinden dolayı vuruyor. Yani yanlış yola gitme diyor, değil mi? Ya. Şimdi buradaki şeyler de o cinsten. Evvelki dört zahiri dost, sonra düşman vaziyetini gösterenler. Şimdi onları okuyacağız. Fakat şu ciddi dostluğun gerektirdiği merdane vaziyeti biraz daha anlamaya çalışalım. Biraz daha idrak etmeye çalışalım. Ondan sonra üzerinden onları okuyalım. Şimdi Risale-i Nur'larda Üstad Hazretlerinin biraz önce namazdan önce de Metin kardeşimiz okudular. 21. lema değil mi? 21. lema ne hakkında? İhlas hakkında değil mi? O ihlasın kaçıncı düsturu? Dördüncü düsturu mu? Evet. Dördüncü düsturunuz. Bir iki yerini okuyacağım sadece. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftar etmektir. Kardeşlerin meziyetleriyle şakirane iftar etmek. Bir kardeşimiz bir güzellik mi yapmış? Elhamdülillah. Onun o haliyle, o meziyetle ben iftar ediyorum. Çünkü niye? Benim namıma yapıyor. Benim yükümü hafifletiyor. Benim vazifemi ifa ediyor. Ehli tasavvufun mabeyninde fenafi şey, fenafi Resul istirahatı var. Ben sofi değilim. Şimdi önce Üstad Hazretleri kendisini anlatıyor. Bu çok önemli. Ben sofi değilim. Fenafi şey, fenafi Resul. Fakat onların bu düsturu bizim mesleğimizde fenafi ihvan. Yani kardeşte fani olmak. Suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Birbirinde fani olmak. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyatın efsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Aslı esası kardeşliktir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir. Şimdi bir kardeşimiz böyle Risale-i Nur'la alakalı, üstadla alakalı bir soru sormuştu. İşte Bediüzzaman Hazretleri kendisinden sonra kendi yerine vekil kimi bıraktı? Bir soru sordu. Vekil olarak kimi bıraktı? Hani tarikatlarda olur ya, bir şey işte yerine bir vekil tayin edebiliyor yani. Tarikatlar da öyle. Hemen burayı açtık. Dedi şurayı bir okuyalım. Üstad Hazretleri kendisini nasıl tarif ediyor? Ehli tasavvufun mabeyinde fenafi şey, fenafi Resul ıstılahatı var. Ben sofi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim mesleğimizde fenafil ihvan. Yani ben kardeşim, siz de benim kardeşimsiniz. Kardeşimsiniz. Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeyindeki vasıta değil. Yani birimiz şeyh, birimiz mürit değiliz ki. Şeyh gidince müritlerden bir tanesi şeyh olsun. Değil mi? Yerine vekil olarak tayin edilsin. Birimiz şeyh, birimiz mürit değiliz. Peki neyiz biz? Biz hepimiz neyiz? Üstad Hazretleri de dahil olmakla beraber biz hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Bu kadar. Olsa olsa dedi, araya ne girer dedi? Bir üstadlık girer dedi. Sadece bu. Birisi birisinin abisi olabilir. Birisi birisine yol gösterebilir. Olsa olsa bu olur. Onun ötesinde başka bir şey yok.
şeyh ile mürit arasındaki bir münasebet olmadığına göre Üstad Hazretlerinden sonra da bir vekil olmaması gerekiyor. Bir kardeş gitti, yerine diğer kardeşler ne yapıyor? Devam ediyor. Bir kardeş gelmiyor. Diğer kardeşler, olan kardeşler devam ediyorlar. Dolayısıyla vekil tarzında bir, yani tarikattaki gibi bir şekil yoktur. Şuradaki düstur bunu net bir şekilde ifade ediyor. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstatlık ortaya girer. Birisi diğerine abidir. Hepsi bu. Şimdi mesleğimiz o kardeşliği açacak. Mesleğimiz haliliye olduğu için meşrebimiz hillettir. Şimdi dostluğu burada tarif ediyor. Haliliye derken Üstad Hazretleri burada nereye gönderme yaptı? Efendim? İbrahim Aleyhisselam'a değil mi? İbrahim Aleyhisselam'a gönderme yaptı. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın neyidir? Halilidir. Ayeti kerimede Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı halil edindiğini ifade ediyor. İbrahim benim halilimdir. Halil olarak edindiğini ifade ediyor. Ayet-i kerimede bu şekilde geçiyor. İbrahim Aleyhisselam da yani haliyle, ahvaliyle, her şeyle bu özelliği taşıyor. Yani yaptığı hiçbir şeyin karşılığında hiçbir şey beklemiyor. Hiçbir şey beklemiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın en önemli iki özelliği var ki Üstad Hazretleri burada onu da ifade edecek. Ben onu da okuyayım. Yani Risale-i Nur'la Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşantısının direkt münasebeti var. Evet, Risale-i Nur'un mayası ve meşrebi, mayası ve meşrebi, tefekkür ve şefkat olduğu cihetle, tefekkür, ismi hakim ve ismi rahim, tefekkür ve şefkat olduğu cihetle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hususi meşrebi olan, İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine özel bir meşrebi var olan tefekkür ve şefkat noktasında tam tevafuk etmek sırrıyla. Tam tevafuk ediyor. İbrahim Aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ı bilmek ve tanımak noktasında hem de bulunduğu asırdaki, özellikle o asır tamamen putperest asır. O putperest asırda olan babası da dahil olmak üzere onlara Cenab-ı Hakk'ın birliğini izah ve ifade etmek noktasında ne yapıyor? Bir tefekkürü yol izliyor. Yıldızlar Rabbim olamaz. Ay Rabbim olamaz. Güneş Rabbim olamaz. Bu bir tefekkürü yoldur. En sonunda bütün hepsi için söylemiş olduğu bir ifade vardır. Üstad Hazretleri 17. sözde onu uzun uzun izah eder. La uhibbul afilin. Ya batanları sevmem. Batanlar Rab olamazlar. Hakiki sevgiye, hakiki muhabbete de layık değillerdir. La uhibbul afilin. Kalpten çıkan bir feryat. Feryat. Tabiri diğerle bütün sevgisini, bütün muhabbetini, bütün kalbini her şeyle ne yapıyor? Allah'a yaslıyor. Allah Allah. Burada Cenab-ı Hakk'ın halili ve dostu olduğunu, aynı zamanda ikramlarıyla, ihsanlarıyla, yani İbrahim Aleyhisselam herkese ziyafet veriyor. Hiçbirisinden bir şey beklemiyor. Hepsini de Allah'a arz ediyor. Bu hayatı, bu yaşantısıyla hem tefekkürü boyutunu hem de halil olduğunu ortaya koyuyor. Diğer taraftan da puta tapanların hiçbirisi için beddua etmiyor. Şefkati burada. Kendisini ateşe atan Nemrud'a beddua etmiyor. Şefkat burada. Ya Rabbi, bunlar senin kullarındır. Ne kadar puta tapsalar da, beni ateşe atsalar da, bunlar senin kullarındır. Sen rahimsin, gafursun, affedersin. Ya bunları bağışla ya Rabbi diyor yani. Enteresan değil mi? Şefkat noktasında Üstad Hazretlerinin en azılı düşmanla karşı dahi onlar Risale-i Nur'la
imanlarını kurtardıkları müddetçe ben onların hepsine haklarımı helal ettim. Medrese-i Zehra'nın talebelerine de vasiyetim, vefatımdan sonra intikamımı almasınlar. Benim temennim onlara hidayet temennisinden ibarettir diyor, değil mi? Allah Allah. Yani en azılı düşmanlarına dahi ne yapıyor? Af ve mağfiretle bakıyor ve hidayet temenni ediyor. Farklı bir şey. Şefkatin çok ileri boyutu, değil mi? Çok ileri boyutu. Risale-i Nur'un mayası ve meşrebi tefekkür ve şefkat olduğu cihetle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat. Yani hem o dostluğu nazara veriyor, hem tefekkürü nazara veriyor, hem şefkati nazara veriyor. Bunların hepsi İbrahim Aleyhisselam'da kendisini gösteriyor. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı'ndan sonra esir olanlar var, değil mi? Esir olanlar var. Onların hepsi böyle elleri bağlı bir şekilde getiriliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzuruna. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh var. Hazreti Ömer radıyallahu anh var. Bunlara nasıl bir muamele yapalım diye onlara da sual ediyor yani. Hazreti Ebubekir için, Hazreti Ömer için. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ya Resulallah bunlar diyor fidye karşılığı serbest bırakalım diyor. Fidye karşılığı serbest bırakalım. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyor? Ya Resulallah hepsini öldürelim diyor. Hepsini kılıçtan geçirelim. Öyle deyince Peygamber Efendimiz diyor ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh için senin diyor meşrebin diyor kardeşim İbrahim aleyhisselam ve İsa aleyhisselama benziyor. Hazreti Ömer'e dönüyor. Senin meşrebin ise diyor Nuh aleyhisselama, Musa aleyhisselama benziyor. Nuh aleyhisselam o Cenab-ı Hakk'a tebliğ edip işte inanmayanlar olunca onlar hakkında Allah'a iltica ediyor, beddua ediyor. Ya Rabbi diyor, yeryüzünde dolaşan bir tane olsun kafir bırakma diyor. Bir tane kafir bırakma diyor yeryüzünde. Hazreti Ömer ile eşleşiyor. Musa Aleyhisselam da Azrail Aleyhisselam'a vuracak kadar ne yapıyor? Celalli şekilde bir tokatı akşediyor, değil mi? O şeyleri var. Ama Risale-i Nur'un meşrebi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti İbrahim aleyhisselam. Üstad Hazretleri burada da hillet diyor. İbrahim aleyhisselamın Allah'la olan o dostluğunu bizim mesleğimiz içerisinde net bir şekilde kullanıyor. Mesleğimiz haliliği olduğu için meşrebimiz hillettir. Hillet yani ikisi de aynı kökten geliyor. Zaten onu şimdi tarif edecek. Hilleti tarif edecek. Açmayayım ben. Dost ama nasıl bir dostluk? Hillet ise en yakın dost. En fedakar arkadaş. Bakın enleri kullanıyor. En güzel takdir edici yoldaş. Birbirimize hakikaten takdir edelim. Ve civan mert kardeş olmak iktiza eder. Civan mert kardeş olmak iktiza eder. Peki nasıl olacak? Bu hilletin hepsinin dayandığı bir nokta var. Bu hilletin üstül esası, işte bu esasın da esası nedir? Bunun da bir üstü var yani. Peki nasıl yapacağız? Samimi ihlastır. Her şey Allah için oldu mu, o zaman her şey çözülüyor. Hiçbir sıkıntı kalmıyor. Samimi ihlastır. İlahir ondan sonra samimi ihlasını kıran adam diyor, gayet yüksek kulenin başından sukut eder. Çok yükseğe çıkmışken aşağı düşüyor. Şimdi o kıranlardan dördünü okuyalım. Evet, dört zahiri dost, sonra düşman vaziyeti gösterenlerin birincisi. Bir müdür kaç vasıta ile yalvardı. 10. sözden bir nüsha istedi. Araya sebepleri de koyuyor. Adamları da koyuyor. 10. söz yazılmış.
bir nüsa bana gönder diyor. Ona verdim. O ise terfi için dostluğumu bırakıp düşmanlık vaziyeti aldı. Yani onun için istiyormuş. Allah Allah. Yani bir üst merciye onu çıkaracak. Üstadı o haliyle, yani risaleler yazıyor, işte Kur'an'ı dersler veriyor. İşte bunlarla meşgul oluyor diye şikayet tarzında. Şikayet. Düşmanlığa dönüşüyor. Kullanıyor bunu yani. Evet. Ona verdim. O ise terfi için dostluğumu bırakıp düşmanlık vaziyeti aldı. Valiye şekva ve ihbar suretinde verdi. Hizmet-i Kur'aniye'nin bir eseri ikramı olarak terfi değil, azledildi. Sürgün de değil, terfi etmemek de değil, görevden tamamen ne yapılmış? Uzaklaştırma alıyor. Böyle bir durum direkt doğal olarak irtibatlanınca akla, fikre, zihne ne geliyor? Sen Kur'an'a hizmetkarlık noktasında birisiyle mücadele ediyorsun. Ama neyle ilgili? Kur'an'a hizmetkarlık noktasında. Kur'an'ı indiren Allah, koruyan, kollayan da Allah'ta. Allah'la mücadele başlıyor. Ondan dolayı bakın Peygamber Efendimiz kendi şahsına olan şeylerle alakalı çok da herhangi bir şey ifade etmiyor. Ama peygamberliğiyle ilgili şeylerde hemen tavrını gösteriyor. Tavrını gösteriyor. Şeyde yine mektubatta o mucizelerde var değil mi? 19. mektupta işte Peygamber Efendimiz birisi sol elle yemek yerken ona ne diyor? Sağ elle yemek ye diyor. Sağ elle yemek ye. O da yiyemiyorum diyor. Normalde sağ eliyle ilgili hiçbir problem yok. Sağ eline alıp yiyebilir. Yiyebilir. Böyle bir ifade aslında yenmekten kaynaklanan bir şey olmamakla birlikte Peygamber Efendimizin o sözünü nazarı itibara almamak, hafife almak, tabiri diğerle alay geçmek. Yemiyorum, kafa tutuyor. Ha, madem kafa tutuyorsun, Peygamber Efendimiz ne yapıyor? O zaman yeme diyor yani. Zaten yemiyorum diyorsun, o zaman yeme diyor. Ondan sonra ne oluyor? Sağ elini bir daha kaldıramıyor. Felç oluyor. Ne ile, kiminle mücadele ettiğini kişinin kendisinin iyi görmesi, iyi bilmesi gerekiyor. Allah muhafaza etsin. Şefkat tokatını konuştuk aslında ama bir de zecir tokatları var değil mi? Şefkat tokatı şefkatten geliyordu. Zecir tokatı azaptır, gadaptır. Seni her şeyden uzaklaştırır. Mahvı perişan eder. Yerin dibine batırır. Allah muhafaza etsin yani. Dolayısıyla kişi neye karşı nasıl mücadele ettiğini iyi bilmesi lazım. İkincisi, diğer bir müdür dost iken amirlerinin hatırı için ve ehli dünyanın teveccühünü kazanmak fikriyle şahsıma değil, hizmetkarlığım cihetinde rakibane ve düşmanene vaziyet aldı. Kendi maksadının aksıyla tokat yedi. Ümit edilmediği bir meselede 2,5 seneye mahkum edildi. O da hapse giriyor. Sonra Kur'an'ın bir hizmetkarından dua istedi. Geri dönüyor. Tevbe, tevbe kapısı açık mıdır? Açıktır. Dönüyor. Tevbe ediyor. Yanlışını anlıyor. Dua istiyor. İnşallah belki kurtulacak. Çünkü ona dua edildi. Üçüncüsü, bir muallim, öğretmen, dost görünürken ben de ona dost baktım. Sonra Barla'ya nakledip yerleşmek için düşmanına bir vaziyeti ihtiyar etti. O maksadının aksiyle tokat yedi. Muallimlikten askerliğe atıldı, Barla'dan uzaklaştırıldı. Dördüncüsü bir muallim. Bunların hepsi Müslüman insanlar. Hafız aynı zamanda. Hem mütedeyyin gördüğüm için, daha çok dindar gördüğüm için Kur'an'ın hizmetinde bana bir dostluk edecek niyetiyle ona samimane bir dostluk gösterdi. Sonra o ehli dünyanın teveccühünü kazanmak için
bir memurun bir tek kelamıyla bize karşı çok soğuk ve korkak vaziyet aldı. Sonra o maksadının aksiyle tokat yedi, müfettişinden şiddetli bir tekdir yedi, azledildi. O da görevden alınıyor. İşte bu dört adam düşman vaziyeti almakla böyle tokat yedikleri gibi üç dostun da ciddi dostluğun iktiza ettiği merdane vaziyeti göstermedikleri için tokat yediler. Bir nevi ihtar nevinde aksi maksatlarıyla ikaz edildiler. Bakın onlar hepsi azlediliyor, görevden alınıyor ilk dört. Zaten samimi değillerdi. Zahirde dostlukları vardı. Düşman vaziyeti takındılar. Hemen Kur'an onlara ne yaptı? Müdahale etti. Bu şimdi okuyacağımız üçü ise hakiki dostlar, ciddi dostlar ama geçici olarak dersin başında ifade ettik. Dostluğun gerektirdiği merdane vaziyeti gösteremediler. Ondan dolayı Cenab-ı Hak onları ne yaptı? İhtar etti, ikaz etti. Şimdi okuyalım. Birincisi gayet mühim ve ciddi ve hakiki bir talebenim olan bir zat-ı muhterem mütemadiyen sözleri yazar, neşrederdi. Müşevveş büyük bir memurun gelmesiyle ve bir hadisenin vuku ile yazdığı sözleri sakladı, muvakkaten istinsada terk etti. Yani yazarak çoğaltmayı da terk etti. Hem yazdıklarını saklıyor hem de çoğalttığı şeyleri yani vazifesini terk ediyor. Ta ki ehli dünyadan bir zahmet görmesin ve bir sıkıntı çekmesin ve onların şerlerinden emin olsun. Halbuki o hizmet-i Kur'an'ın muvakkaten tatilinden gelen bir eseri hata olarak, yani o vazifeyi geri bırakmamak gerekiyordu. Vazifeye devam etme. Ha, tedbirini al ayrı da ama tedbir vazifeyi ihmal etmek şeklinde gelmez. Yani şöyle şöyle şeyler var. Derslere ara verelim. Değil. Tam tersi. Dersleri daha çok yapalım. Dersleri daha çok yapalım. Yani bir medresemizin yani bulunduğu sokakta bir ara bir ses bombası atıldı. İstanbul'da. Ses bombası atıldı. Ses bombası atılmasının sebebi de oradaki derslerin, sohbetlerin yani iptal edilmesi. Hedefleri bu. Hedefleri bu. Ben orada ilgilenen kardeşi aradım. Dedim ki geçmiş olsun, nasılsınız, iyisiniz, halini hatırını sordum. Ondan sonra da dedim ki bu şeyden sonra, hadiseden sonra ne düşünüyorsunuz? Yani hiç herhangi bir şey söylemeden sırf dünyasındaki halet ruhiyesini yani düşünce olarak öğrenmek istedim. Ne düşünüyorsunuz dedim bu hadiseden sonra? Verdiği cevap aynen şu. Abi ne düşüneceğiz? Derslerimize devam. Zaten istedikleri dersin yapılmaması. Tamam dedim, akşam ben de derse geliyorum dedim. Kuvve-i maneviyi kuvvetlendirmen lazım değil mi? Geri durmamak gerekiyor. Çünkü yaptığın şey doğru mu? Hak namlı. Tedbirini al ayrı ama ihmal etme. İhmal etme. Burada ihmal var. Vazifeyi terk etmek var. Ne dedi? Okuyayım burada. Yazdığı sözleri sakladı, muvakkaten istinsada terk etti. Çoğaltmayı terk etti. Ta ki ehli dünyadan bir zahmet görmesin ve bir sıkıntı çekmesin. Ve onların şerlerinden emin olsun. Halbuki o hizmet-i Kur'aniyenin muvakkaten tatilinden gelen bir eseri hata olarak bir sene mütemadiyen 1000 liraya mahkumiyet gibi bir bela gözü önüne konuldu. Yani kendini uzak tutuyordun ama yani uzak tuttuğun şeyin içerisine girdin yani. Mahkumiyete sebep oldu. Ne vakit istinsaha niyet etti, bırak yazmayı, ya artık benim yazmam lazım diye niyet etti ve eski vaziyetine döndü. O davasından tebriye etti. Yani pişman oldu. Lillahil hamd, beraat kazandı. Bakın şeyinden, mahkumiyetten beraat kazanıyor. Fakr-ı haliyle beraber 1000 liradan kurtuldu. Aynı zamanda da onun karşılığında vermesi gereken 1000 lirada da iptal edilmiş oldu. İkincisi, 5 seneden beri mert ve ciddi ve cesur bir dostum. Ehli dünyanın
ve yeni gelen bir amirin hüsnü zannını ve teveccühünü kazanmak için komşum iken düşünmeyerek ihtiyarsız birkaç ay benim ile görüşmedi. İrtibatı kesiyor. Görüşmüyor. Hatta bayramda ve Ramazan'da uğramadı. Halbuki maksadının aksiyle kariye meselesi neticelendi, nüfuzu kırıldı. Üçüncüsü, haftada bir iki defa benimle görüşen bir hafız, imam olmuş. Sarık sarmak için iki ay beni terk etti. Yani sarık sarmak, yani ondan bir bana sıkıntı gelir diye, sarığın bakın niyeti sarık sarmak. Bir sünneti yerine getirmek. Bununla beraber de hizmeti terk ediyor. Hatta bayramda yanıma gelmedi. Hilaf-ı memur olarak maksedinin aksiyle 7-8 ay imamlık ettiği halde hilaf-ı adet bir surette ona sarık bağlattırılmadı. Tam tersi. Allah Allah. İmamlığa devam ederken sarığını saramıyor. İşte bu gibi vukuatlar çok var. Bunlar burada birkaç tanesi. Fakat bazılarının hatırlarını kırmamak için zikretmiyorum. Bunlar ne kadar zayıf birer emare ise de fakat içtimağında bir kuvvet hissedilir. Onunla kanaat gelir ki şahsıma karşı değil. Çünkü nefsimi hiçbir ikrama layık görmüyorum. Belki hizmet-i Kur'an noktasında sırf o cihette bir ikram-ı ilahi ve bir himaye-i Rabbani altında hizmet ettiğimiz anlaşılıyor. Yani buradaki bütün okunanlardan anlaşılan mana bu. Tekrar okuyayım. Şahsıma karşı değil. Çünkü nefsimi hiçbir ikrama layık görmüyorum. Belki bütün buradaki muameleler hizmet-i Kur'an noktasında sırf o cihette bir ikram-ı ilahi ve bir himayet-i Rabbaniye altında hizmet ettiğimiz anlaşılıyor. Dostlarım bunu düşünmeli, evhama kapılmamalı. Bu hizmette evhama kapılmak için hiçbir sebep yok. Madem hizmetkarlığıma bir ikram-ı ilahidir ve madem fahre değil belki şükre sebeptir ve madem ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis fermanı var, bu sırlara binaen hususi bir surette dostlarıma beyan ediyorum. Şimdi şurada Üstad Hazretleri'nin bir mesele daha var. Onu da okuyup öylece bağlayacağız. Bağla layıkasının başında değil mi? Abdurrahman abinin mektubu. Evet, şurası. Şimdi Abdurrahman abinin, yani onun da böyle bir meselesi var. Burada geçiyor. Neticesi de var. Mevzuyla irtibatlı olduğundan dolayı onu da buradan okumuş olalım. Hulusi Bey'in selefi, 26 yaşında vefat eden birader zadem merhum Abdurrahman'ın vefatından 1-2 ay evvel yazdığı mektuptur. Vefatından 1-2 ay evvel. Abdurrahman abi, Üstad Hazretleri bu son dönemde yani firardan geldikten sonra İstanbul'da beraber bulunuyorlar. Beraber bulunuyorlar. Birinci talebesi, Zeki Muhatap. Aynı zamanda Ankara'ya da beraber gidiyorlar. Ankara'da olan bazı hadiseler var. Yeğeni Ankara'da kalıyor. Üstad Hazretleri oradan ayrılıyor. Van'a gidiyor. Van'dan tevkif ediliyor. Ta Barla'ya, işte Burdur, oradan Isparta, Barla, sürgün. O sürgünde işte 10. sözü yazıyor. Aradan 8-10 sene geçiyor yani. Üstad Hazretleri'nin yazmış olduğu 10. söz eline geçiyor. O 10. sözü okuduktan sonra olan bir halet ruhiyesi var. Hepsini burada nazarımıza arz ediyor. Bismi ve immin şeyin illa yusebi bihamdi. Esselamu aleyküm. Ellerinizden öper, dualarınızı dilemekteyim. Sıhhat haberinizi irşad edici olan 10. söz risalenizle beraber Tahsin Efendi vasıtasıyla aldım. Çok teşekkür ederim. Evvelce, gerçi emrinize muhalefet ederek, şimdi onu anlatıyor. Emrinize muhalefet ederek, yani kendisiyle beraber gitmiyor,
Ankara'da kalıyor. Muhterem ve değerli amcamdan ayrıldığıma pişman olmuş isem de ve itabınıza müstahak olmuş isem de bu da mukadderimiş. Kadere olan inancını ifade ediyor. Allah'ın takdiri. Ve Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesiyle ve belki de bizim için hayırlı olduğu için oldu. Binaenaleyh ben cehalet sayıkasıyla bir kusur yaptım ve belasını da çektim. Bundan sonra çekmemek için affınızı rica ve duanızı dilerim. Üstad Hazretine yazdığım mektup. Aziz Mamo, amca demek, amcacığım. Şunu da şurada arz edeyim ki, himaye ve himmetiniz sayesinde din ve ahiretime dokunacak efal ve harekattan kendimi muhafaza ettim. Şimdi oradaki bir dinsizlik cereyanı var. O dinsizlik cereyanı içerisinde kendisini muhafaza etmesinin sebebini söylüyor. Himayet ve himmetiniz sayesinde din ve ahiretime dokunacak efal, dinden uzaklaştıracak fiiller ve harekattan kendimi muhafaza ettim, korudum ve etmeye berdevamım. Devam ediyorum. Gerçi dünyanın değersiz çok musibetlerini gördüm ve çektim ve birçok da lezaiz ve safasını gördüm, geçirdim. Hiçbir vakit ve hiçbir zaman unutmadım ki bunların hepsi heba olduğu ve dünyanın Allah için olmayan lezaiz ve safası neticesi zillet ve şedid azap olduğu ve dünyada Allah için ve Allah'ın emir buyurduğu yollarda çekilen ve çekilmekte olan mezahim ve neticesi sonu lezzet ve mükafat verildiğini bildiğim ve iman ettiğimden fena şeylerin irtikabından kendimi muhafaza edebildim. İmanında ve itikadında bir kuvvet var. Ondan dolayı fena ve çirkin şeylerden kendisini muhafaza ettiğinden bahsediyor. Bu his ve bu fikir ise terbiye ve himmetinizle zihnimde ve hayalimde yer yapmıştır. Hakikat böyle olduğunu bildiğim için bütün meşakkatlere şükür ile beraber sabretmekteyim. Şimdi amcacığım ve büyük üstadım, habis olan nefsimle mücadele edebilmek ve onun hevai ve bilahare elem verici olan arzularını yapmamak ve dinlememek için teehhül etmek mecburiyetinde kaldım. Yani evlendim. Evliliğinde bahsediyor. Başka günahlara girmemek için evlenmek mecburiyetinde kaldım. Ve şimdi artık her cihetle Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle rahatım. Kimsenin dediğini şer ise duymamazlığa gelir ve kimseyle fena hasletleri kapmamak için, fena pis vasıfları ve sıfatları kapmamak için ihtilat etmemekteyim. Onlarla beraber aynı ortamda bulunmuyorum. Dairede müddeti mesaiden hariç zamanlarımı, mesaimi bitirdikten sonra mesaisi nedir? Mecliste katiplik yapıyor. O mesaiyi bitirdikten sonra hariç zamanlarımı kendi evimde Cenab-ı Hakk'ın şükrüyle geçiriyorum. Bundan başka ey amca, sizden sonra şimdiye kadar en çok beni ikaz ve fena şeylerden men eden Üstad-ı Azam ve mürşidim olan bu ayet-i kerimeden duyduğum ve hissettiğimdir. Bismillahirrahmanirrahim. El-yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimune eydihim ve teşhedu erculuhum bima kânu yeksibun. Yani ahiretteki halimizden bahsediyor. O gün insanın nedir? Dili susar, elleri, ayakları, ağzaları ne yapar? Konuşmaya ve şahitlik etmeye başlar. Bundan bunu ne diyor? Mürşidim olan bu ayeti kerimeden duyduğum ve hissettiğimdir. Ondan dolayı yanlış ve çirkin şeylere bulaşmıyor. Ve öyle biliyorum ki o gün de pek yakındır. O gün ahiret. Haşiye bir cay dikkattir, vefatına haber veriyor. 26 yaşında. Allahümme la tuhricne mined dünya illa ma'aşşehadeti vel iman. Öyle de duasını yapıyor. Allah'ım bu dünyada, yani alem ahirete göçerken bizi imanlı ve İslam şekilde nedir? Bu dünyadan ahirete göçtür. Duam bu ve itikadım böyledir ve böyle de iman ederim. Haşiye hem iman ile gideceğini haber veriyor.
Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Haşiye, ahir nefesteki kelimat-ı imaniyeyi ahir mektubunda zikretmesi, dünyadan kahramancasına imanını kurtarıp öyle gideceğine işaret eder. Birader zadeniz Abdurrahman. Mektup bitiyor. Şimdi Üstad Hazretleri bu mektuba bir haşiye düşüyor. Demek bu mektuptan Üstad Hazretlerinin anladığı ve nazara verdiği. Demek 10. söz. Onun hakkında bir mürşidi hakiki hükmüne geçmiştir ki tam bir mürşit olmuş 10. söz. Birden onu derece-i velayete çıkararak şu üç kerameti söylettirmiş. Biraz önce okuduğumuz. Vefatını haber veriyor. İmanla gideceğini haber veriyor. Son nefeste kelime-i şehadeti getireceğini ifade ediyor. Üç tane keramet. Şu üç kerameti söylettirmiştir. Benden 8 sene evvel ayrılmış. 10. söz eline geçmiş. Mektubunun başında söylediği gibi çok azim istifade edip 8 sene zarfında aldığı kirleri onunla silmiş, temizlemiş. Hatta tay edilmiş. Mektubunun diğer bir parçasında 10. sözün şevkinden demiş. Yani o diğer mektubun kısmında başka bir yerde ifade ediyor. Diyor ki eğer diyor 10. söz imdadıma yetişmeseydi çıldıracaktım. Bu da işin ayrı bir tarafı. Onun için tay edilmiş, burada yazılmamış, atlanmış. Mektubunun diğer bir parçasında 10. sözün şevkiyle demiş, yazdığın sözlerin hepsini bana gönder. Kendi hattımla her birisinden 30'ar nüsa yazar ve yazdırırım. Ta intişar edip yayılsın, kaybolmasın. İşte böyle bir kahraman varisi kaybetti. Ruhuna El Fatiha.